Geçen gün yemek kitabı bulmuştum ve şimdi de, pardon, Pretty City London diye, hatta burada bunun bir YouTube, Instagram hesabı da var. Buradaki şehri keşfedecek işte coffee shopları, restoranları vesaire bahsediyor. Onun kitabı şuraya bırakmışlar. Tabii ki bunu da kütüphanemize alacağız. Gün gayet keyifli ve şanslı başladı diyebiliriz. İçini de göstereyim. Böyle mesela lokasyonlar, işte Chelsea'de gidebileceğiniz yerler fotoğraflarla böyle taçlandırılmış olabiliriz. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Oh, mesela şöyle bir yer, şöyle bir sayfa yapmış. Instagram hotspots diye. Burada Instagram'da aslında öne çıkan lokasyonlar diyebiliriz. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gayet keyifli bir başlangıç oldu. Londra sokak videolarını sevdiğinizi bildiğim için şimdi sizi bugün çiçek pazarına götürüyorum. Biliyorsunuz ben zaten hani böyle düzenli olarak kendime çiçek almayı vesaire çok seviyorum. Burada Columbia Road Flower Market var. Orada böyle sadece pazar günleri açılıyor bu arada burası. Sabah 8'den 3'e kadar açık. Eğer sadece gezip görmeye gidiyorsanız gittiğiniz saatin önemi yok. Yani 3'te kapanıyor zaten. 3'e kadar herhangi bir saatte gidebilirsiniz. Ama çiçek almaya gidiyorsanız erken gitmeniz gerekiyor. Çünkü sadece vazo çiçekleri yok. Saksı çiçekleri, bitkileri de var. O yüzden bir evine bitki almak isteyenler için de çok iyi bir lokasyon. O yüzden zaten çok fazla talep oluyor ve işte 8'de kapıda kuyruk olabiliyor kimi zaman. Ama biz bugün sadece böyle gezmeye gittiğimiz için, size de hani buraya göstermeye gittiğimiz için daha makul bir saatte gidiyoruz. Ama yine sabah gidiyoruz bu arada. Bakalım nasıl? Hava da güzel. Eminim ekstra kalabalıktır. Çünkü hava çok iyi. Bakalım birlikte tekrar beraber keşfedelim. Bakın şimdi karşımızda bir sürü çiçekle gelen insanlar göreceksiniz. Çok güzel. Şu arkamda da belki görüyorsunuzdur. Mesela orada yaşayan birisi kıyafetlerini koymuş ve ikinci el kıyafet satıyor. Zaten bu ülkede ikinci el kıyafetler, vintage kıyafetler oldukça popüler. Kimse neden ikinci el kıyafet satın alıyoruz diye sorgulamıyor. Aksine onların peşinden daha çok gidiyorlar. Bu da o örneklerden bir tanesiydi. Şeklinde var ve 3 potunu 5 pound'a satıyorlar. Normalde onu bir başka bir yerden, marketten özellikle almaya kalksanız belki tanesine o kadar olacak. Bir sürü seçenek var yani. İnanılmaz güzel. Bahçesi olan için filan mükemmel. Testleyenler var. Ben artık bu ikinci el ve vintage olayını sevmeye başladım.
başladım. Bir önceki videoda ön yargılarımdan bahsetmiştim hatırlarsınız. Hatta bakın o elbise geçen videoda bahsettiğim elbise. Bence gayet güzel, şık ve pazara uygun bir stil. Bunları ben de biriktiriyorum bu arada. Hoşuma gidiyor. Orsancalar çok güzel. Baksana teyze almış. Şimdi bir kahve ve kruvasan sipariş ettim. İkisi 6 pound gibi bir şey tuttu. Yani aslında normalde gittiğimiz coffee shoplardan yüksek değil. Gayet de güzel bir şimdi izninizle bir tadına bakacağım. İnşallah daha güzelleri, daha lezzetlileri siz gelip buraya yersiniz ya da başka yerde yersiniz. Güzel ama daha iyilerini yedim galiba. Bir de sen baksana. Lütfen. Nasıl? Not bad. Kahve güzel yani. Oatmeal. Kahve her zaman seviyoruz. Ama hani geleyim illa burada yiyeyim demem. Başka alternatifleri bilmiyorum bu arada. Belki buranın çok daha iyi yerleri vardır. Biz sadece böyle bir Time Out'un listesine bakıp hani onların öldükleri yerlerden birisine geldik. Mekanını zaten buraya yazarım. Devam edelim. Sonrasında görüşürüz.
Yine bir vintage pazarı ve o kadar güzel tabaklar filan. Oh yeah. It's gonna go this month, but I think he left it too late. I think it's been too expensive. Yeah. $300 or $400. Burası tabii daha böyle küçücük bir köşeyi değerlendirmişler ve yine ikinci eve veya vintage parçaları koymuşlar. Çok büyük değil. Hem kıyafet var, hem tabak, fincan ve aksesuar. Benim istediğim tencereler 45. Ama alamam onu gerçekten. Yani o kadar ikinci elde yok. Orada çok yaşanmışlık ve pişmişlik var. Şurada gözlükler var. Onlara bakalım mı? Nasıl? Cool. Biraz küçük oldu değil mi? Evet, gördüğünüz gibi Flower Market gezimiz an itibariyle bitmiş bulunuyor. Ben burada gezmekten gayet keyif aldım. Bu arada gerçek bir pazar aktivitesi olabilir. Çok keyifli. Hem burada böyle çiçekçileri gezebilirsiniz. Güzel kahveler içebilirsiniz. Aynı zamanda burada köşe başındaki vintage mağazaları gelebilir. Sokak müzisyenlerini dinleyerek de ruhunuzu şenlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Umarım sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Bu vlog kamerası sonra nerede açılır bilmiyorum. O yüzden şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.